Birinci mahkememizde zaten karşı taraftan kimse gelmedi. Sadece avukat savunma yaptı. Bizi dinlediler. Bizimle beraber yaralanan diğer kadını dinlediler. Sonrasında biz onun mahkemeye gelmelerini istedik. İkinci mahkemede de zorunlu olarak getirme kararı çıktı. Onun öncesinde de Eskişehir'de alınan raporu biz kabul etmedik. Adli tıpa gitmesini istedik. Adli tıpa gideceği günün birkaç gün öncesinde de gidip bir özel hastaneye yatırdılar adli tıpa gitmemesi için. Sonra ikinci mahkemesinde de geldiler. Annesiyle kız geldi. Çok dik bir şekilde hiç birini öldürdük, birini yaraladık. Bu bizim boynumuzun borcu tarzında bir içlerinde herhangi bir ben gözlerinde şey görmedim. Tam tersi bizim gözlerimizin içine baktı dik bir şekilde. Hani neden hala mücadele ediyorsunuz, neden pes etmiyorsunuz diye. Şimdi üçüncü mahkememiz oldu. Üçüncü mahkemede de hala adli tıp raporunu bekliyoruz. Adli tıp raporumuz gelmedi. Bu yüzden 11. aya ertelendi. Benim babam 1,5 yıldır öldü. 1,5 yıldır Sena Nur bir gün dahi olsun ceza almadı. Eskişehir'e gitti. Oradan çıktı, ailesinin yanına gitti. Bizim pes etmeyip adli tıp raporu istememiz karşılığında bir ailesinden ayrıldı. Onun haricinde bir adam öldürdü ya da bir kadın yaraladı. Bunun herhangi bir bedeli varsa da bu bedelleri ödemedi. Hala da ailesinin yanında. Biz de mücadelemizi veriyoruz. İnşallah Kasım ayında ertelenen mahkemede de adli tıp raporu geldiğinde bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Sena Nur çok kahraman, katil olduğunu kendisi de artık kabul edip cezasını çekecek. Bu kız mimarlık okuyor ve kendine de ofis satın almış. Şimdi mezun olacak, gidecek ofisini açacak, ofisinde çalışmaya başlayacak ve belki de gerçekten hastaysa da ofisine gelen müşterilerine zarar verecek. Ve ben bu yüzden susmuyorum. Ben evet yandım. Ben babamı kaybettim. Artık benim babamın üstüne toprak atıldı. O geri gelmeyecek. Benim mücadelem sessiz kalmamak. Niye? Diğer insanlar için sessiz kalmamak. Eğer ortada bir suç varsa bu suçun bedeli ödenmesi gerekiyor. Ve Sakarya insanlarına da ben zaten bunu söylemeye çalışıyorum, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu kız hasta ise bile tedavi olmak zorunda, annesinin babasının yanında oturup da hiçbir şey elde edemez. Gidip ofis açtığında birine zarar vereceğini bilemeyiz ya da tekrar trafiğe çıktığında aynı bir şekilde birini ezeceğini de bilemeyiz. Benim Türk adaletinden de tek istediğim şey şu. Biz her mahkeme kapısına gittiğinde sanki babamızı yeniden kaybetmişiz hissine kapılıyoruz. Neden? Çünkü ben diyorum ki bu sefer tam oldu diyorum. Bu sefer çıkıp babamın yanına gittiğimde baba evet biz pes etmedik, kanın yerde kalmadı diyeceğimi düşünürken tekrar erteleniyor. Şimdi bir 6 ay daha ertelendi ve ben artık o mahkeme kapısına gitmek gücünü kendimde bulamıyorum. Ha pes etmeyeceğim, evet gideceğim ama artık kendimde o gücü de bulamıyorum. Ve benim tek isteğim Türk adaletinden artık suçlular suçunu kabullensin, cezasını çeksin ve biz de evimizde artık bir oh diyelim. Benim kızım bir tane, onu çok seviyorum, çok başarılı, becerikli,
hoşgörülü, insanları seviyor, paylaşmayı seviyor. Onun için ben kızımla gurur duyuyorum. İyi ki var. İyi ki var. Allah onu uzun ömürler, mutluluklar versin. Bir de güzel bir yavru versin kızıma. Ya baba tamam.